Şimdi şöyle, futbolda maç kazanmak istiyorsanız gol yemeyeceksiniz. Şampiyon olmak istiyorsanız az gol yiyeceksiniz. Biz bu felsefede hareket ediyoruz. Oyuncularımı sezon başı başkanımla tercih ederken ben Bekao'yu, Ciku'yu özellikle bu özelliklerini bildiğimiz için takip ettiğimiz oyuncularımızdı. Samet'le Serdar Aziz'in olması merkezde. Onların da bu ikiliye uyum sağlamaları. Kanatlar zaten belli. Jayden'ın önemli bir yükselişi var. Ferdi'nin durumu ortada. Bright'ın durumu ortada. Daha Mert Müldür'e bile doğru düzgün şans veremiyoruz ki vermek istiyorum. Onun için iyi çalışıyoruz. Gayet uyumlu bir savunma hattımız var. Bu şekilde bunu devam ettirmek istiyoruz. Devrim Bey. Hocam tebrikler. 3-0 iken sizi gördük sağ kenarında. İki eliniz havada. Savunma ileriye çıkın diyorsunuz. Her maçta oyuncularınızdan bunu mu isteyeceksiniz? Bir de ikinci yarı çok fazla gol kaçırdı Fenerbahçe. Net gol pozisyonları kaçırdı. Bunlarla ilgili oyuncularınızla konuşacak mısınız? Teşekkürler. Ben oyunu hep önde oynamaya çalışan bir antrenörüm. Çok fazla işin yani savunma yaparak, bekleyerek bir oyun felsefem yok benim. Futbolu pozitif yönde oynatan ve oynatmak isteyen bir teknik adamım. Bu yönde oyuncularımı hep antrenmanlarımın gelişimi için, oyunumuzun gelişimi için uğraşıyoruz. Maçta da sürekli geride değil daha öne çıkarak, daha önde ön baskıları yaparak, topun hep bizde kalmasını sağlayarak ön tarafa daha fazla atak yapmak. Bütün bizim planımız bu yönde. Gol kaçar, kaçmaz değil, tamam. Uğraştılar. Demin de söylediğim gibi 4-5 belki 6 da olabilirdi. 4 oldu. Bununla yetindik bugün. 4-0'da iyi bir galibiyet. Sonuçta 3 puan aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu inşallah bundan sonraki maçlarda bugünkü gibi daha cömert olmazlar diyelim. İrfan Bey. Hocam maçlara baktığımızda hem ofansif anlamda hem de defansif anlamda Fenerbahçe'nin oyun gücünde de sürekli bir gelişim var. Şu anda kafanızdaki Fenerbahçe'yi izliyor muyuz? Ne kadarını izliyoruz şu anda? Şimdi ilk 30 dakikaya bakarsak bugün çok güzel şeyler gördüm sahada. Yani biz kendi içimizde yapacağımız analizlerle futbolda neyi çalışırsanız onu geliştirirsiniz. Oyuncularınızdan neyi isterseniz onun karşılığını alırsınız. Biz şu ana kadar gerçekten oyuncularımızla beraber iyi bir uyum içerisindeyiz, iyi çalışıyoruz. Bazı çok güzel oyun içerisinde önemli taktiksel olarak çok güzel çözümler vardı. Oyunu çözdük. Oyunu çözen oyuncularım vardı içeride. Bu hafta içi yapmış olduğumuz antrenmanlardan sonra bu maçta bunu yapabilmeleri beni çok mutlu etti. Hatta dönüp yardımcılarıma işte bak dedim bu. Biz bunları istiyoruz. Bunların olması lazım. Bunları çoğaltmalıyız. Bu beni çok mutlu etti. Tamam 4-0 galip geldik ama bence bu oyunumuzun gelişimiyle ilgili oyuncularımın oyun içerisinde ortaya koydukları karakter beni bugün çok mutlu etti. Buyurun. Sezer Avşar, Demirören Haber Ajansı. Hocam öncelikle 3 puan için ve 13-13 için tebrik ederim. Savunma oyuncularından bu sezon eğer yanlış hesaplamadıysam 6 gol ve 4 asistlik bir katkı aldınız. Düzenli oynayan stoperleriniz Serdar Aziz, Ciku, Bekao 3'ü de gol katkısı verdi. Bekleriniz Osay Samuel, Osterwolde ve Ferdi'den de gol katkısı aldınız. Birçok takım bu sayıya sezon sonuna kadar ulaşamıyor ama siz sezon başında 10 gollük bir katkıya ulaştınız savunma oyuncularından. Şunu sormak istiyorum. En azından sezon başında böyle bir büyük katkı bekliyor muydunuz savunma oyuncularından? Teşekkür ederim. Demincek'te söylediğim gibi ben pozitif futbol oynatmaya çalışan bir teknik adamım. Beklerimden de stoperlerimden de gol atmalarını istiyorum. Her antrenmanlarda hafta içi stoperlerimizin, beklerimizin de skora, asist olarak, gol olarak nasıl katkı verebilir? Biz bunun dahi antrenmanlarını yapıyoruz.